n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n kare. Evet bu seriyi değerlendirelim. Açılımını yazmamı isterseniz 1 artı 1 bölü 2'nin karesi yani 4 artı 1 bölü 3'ün karesi yani 9 artı 1 bölü 4'ün karesi yani 16 olarak yazabilirim ve bu şekilde sonsuza kadar giden bir seri. Şimdi bu seri ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle terimlerin hepsi pozitif. Görüyorsunuz değil mi? Pozitifler ve azalıyorlar. Hatta çok da hızlı azalıyorlar. 1'den 1 bölü 4'e sonra 1 bölü 9'a ve sonra da 1 bölü 16'ya. Terimlerin hızlıca sıfıra yaklaştıklarını söyleyebilirim öyle değil mi? Bunu görünce bu serinin yakınsadığını düşünmek de son derece mantıklı bir yaklaşım olur ve terimlerin hepsi pozitif olduğuna göre bu seri eğer yakınsıyorsa, yakınsadığı değer de sıfırdan büyük bir değerdir diyebiliriz. Yakınsamamasını sağlayacak tek şey sınırsız bir şekilde sonsuza gitmesiyle olur. Mesela burada 1 bölü n olsaydı bu sonsuza giderdi. Evet, bu bulduklarımız bize bu serinin yakınsayacağına dair ipuçları veriyor ve eğer bunun sınırlı olduğunu ispatlayabilirsek, bunun yakınsayacağı sonucuna da ulaşabiliriz çünkü ıraksaması için ya artı ya da eksi sonsuza gitmesi gerekiyor. Bunun eksi sonsuza gitmeyeceğinden eminiz çünkü terimlerin hepsi pozitif. Bu arada iki değer arasında gidip geliyorsa da ama gidip gelmediğini de biliyoruz çünkü ardışık terimlerin hepsi toplamı arttırıyor. Bir kere daha söylüyorum çünkü hepsi pozitif. İsterseniz şimdi bu toplamın sınırlı olduğuna dair bir yargıya varmaya çalışalım ve hatta bu sınırın ne olduğunu da bulabilirsek serinin yakınsadığına dair kuvvetli bir argümanımız da olur. Bunu yapmak için de bununla bağlantılı bir fonksiyon kullanacağız. Bu fonksiyonda f(x) eşittir 1 bölü x kare olacak. Böylece 1 bölü n karenin fn olduğunu da düşünebiliriz, öyle değil mi? Ve bunu da bu şekilde yazabilirim. Bunun neden ilgi çekici olduğunu göstermek için işe grafiğini çizerek başlamak istiyorum. Bu y eşittir f x'in grafiği. y eşittir f x. Bunun sürekli ve azalan pozitif bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz değil mi? Özellikle de bizim için önemli olan aralıkta. Evet, x'in pozitif değerleri için bu sürekli pozitif ve azalan bir fonksiyondur. Ve bu toplamı buradaki alan için düşük bir tahmin olarak kullanabiliriz, öyle değil mi? Ne demek istediğimi biraz daha iyi anlatabilmek adına, buradaki ilk terimi yani 1'i buradaki alan olarak düşünebiliriz. İşte böyle. Burası bir birim genişliğinde ve bir birim yüksekliğinde bir alandır ve alanı da bir birim kareye eşittir. Benzer şekilde bu terimde şu an çizmekte olduğum alanı temsil eder. Bu alanın yüksekliği 1 bölü 4, genişliği ise 1 birimdir ve bu da alanın 1 bölü 4'e eşit olması anlamına gelir. Peki ya bu? Sıradaki dikdörtgenin alanı olabilir mi? Bakın eğer eğrinin altında kalan alanı bulmaya çalışıyorsak bu terimde evet bu alanı verir. Tüm bu yaptıklarım da sizi integrali hatta integralden önce Riemann toplamını ilk öğrendiğimiz zamana götürmedi mi? Evet bu alanda 1 bölü 9'dur. Bu noktada bizim buradaki alan yani birden sonsuza kadar bu eğrinin altında kalan gerçek alanı bulmayı biliyor olmamız işi ilginçleştiriyor. Ve belki de bunu buradaki seri içinde kullanabiliriz. Biz bu alanın neye eşit olduğunu biliyoruz ya da bulabiliriz. Hemen yazıyorum. 1'den sonsuza fx dx'in integrali. Evet, bunun neye eşit olduğunu biliyoruz ve hatta birazdan bunun ne olduğunu da hesaplayacağım. Bu değerin ne olduğunu biliyorsak, bunu 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 16'nın üst sınırı olarak kullanabiliriz. Ve bu sayede de bu serinin alacağı değeri sınırlandırmış olur ve yakınsadığına dair büyük bir ipucu elde ederiz. Şu anda bir ispat yapmıyorum ama size yakınsama ve ıraksama testlerinden son derece kullanışlı olan biri olan integral testinin altında yatan mantığı anlatmaya çalışıyorum. İsterseniz ne olduğunu da not edeyim. Evet bunları integral testine giriş olarak düşünebilirsiniz. Peki bu ne demek? Şunu bir kere daha yazayım hatta biraz da farklı yazacağım. n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n kare Birinci dikdörtgenin alanı yani 1 artı geriye kalanların alanına eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 16 ve bunu da farklı bir renkle en eşittir 2'den sonsuza 1 bölü n karenin toplamı olarak yazabilirim. Buradakilerin yerine bunu yazdım anlaştık mı? İşin ilginç yanı buraya mavi ile yazdığım şey de bu dikdörtgen artı bu dikdörtgen artı bu dikdörtgenin alanına eşittir ve bunun değeri de buradaki belirli integralden küçüktür. Bunlar alan adına düşük bir tahmin verdiği yani eğrinin altında kaldıkları için her zaman bu belirli integralden küçük olurlar. O halde bu küçüktür 1 artı bunun yerine de belirli integrali yazacağım. 1 bir artı 1'den sonsuza kadar 1 bölü x kare dx x. Bunun ne eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Eğer bilmiyorsanız ya da kısa bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa Khan Akademi'de bununla ilgili bir sürü video var. Onları izlemenizi öneririm. Hemen şuraya yazayım. Bu limit yeni bir değişken kullanayım. T diyeyim. T sonsuza giderken birden T'ye x üzeri eksi 2 dx'e eşittir. Bu da t sonsuza giderken eksi x üzeri eksi 1'e eşittir. Ama bunu eksi 1 bölü x olarak yazayım. Bunun t ve 1'de aldığı değerleri bulacağız. Eşittir. Limit t sonsuza giderken eksi 1 bölü t eksi eksi 1 bölü 1'den 1 gelir. Yani eksi 1 bölü t artı 1 t sonsuza giderken bu terim sıfır olacağı için de sonuç yani integral 1'e eşit olur. Bunun 1'e eşit olduğunu bulduk ve böylece bunun alacağı değer için bir üst sınır belirlemiş olduk. Evet bahsi geçen serinin yani n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n karenin 1 artı 1'den yani 2'den küçük bir değer alacağını artık biliyoruz. 2 Buradaki alan artı 1 yani bunların toplamına eşittir ve biz de bu toplamın 2'den küçük olacağını söylerken toplama bir üst sınır çizmiş oluyoruz. Bu da toplamın artı sonsuza gidemeyeceği anlamına geliyor. Videonun başında da söylediğim gibi terimlerin hepsi pozitif olduğundan eksi sonsuza da gidemiyordu. Ayrıca yine terimlerin pozitif olmasına dayanarak iki değer arasında gidip gelmeyeceğini de biliyoruz. Ve bu da serinin yakınsıyı olduğunu düşünebileceğimiz anlamına gelir. Serinin yakınsadığını anlamak için kullandığımız mantık az önce de söylediğim gibi belki bir ispat değil ama integral testine dayanıyor.